Kitaplarımız. Öncelikle bin aydan daha hayırlı bu ayımızda, Ramazan mübarek ayımızda bugün kutlayacağımız Kadir Gecemiz. Öncelikle tüm akisarlarımıza, pazarcı esnaflarımıza hayırlara vesile getirmesini diler. Herkesin Kadir Gecesini kutlarım. Bugün kutladığımız yine 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramımızı tüm ulusumuza kutlu olsun. Nice bayramlarda bir ve beraber olmak dileğiyle. Değerli pazarcı esnaflarımız, dün Akhisar Kaymakamımız Sayın Sabit Kaya Beyefendi'nin çağrısıyla saat 14.00'da öğretmen evinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıya Hıfz-ı Sıha Kurulu olarak hepimiz katıldık. Buradan değerli Akhisarlı halkımızın daha güvenilir, daha sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapabilme adına gerekli bir önlemler aldık. Bu 3 gün boyunca Akhisar'ımızda çarşamba pazarımız, cuma pazarımız ve pazar pazarımız olmak üzere tüm Akhisarlı halkımızın hizmetinde pazarcı esnaflarımız hizmet vereceklerdir. Çarşamba günü çarşamba pazarımız, pazar pazarımız daha yoğun olacağının bilgisini almaktayız pazarcı esnaflarımızdan. Perşembe günü aynı şekilde pazar pazarımızda daha da tezgahların biraz daha artacağının bilgisini almaktayız pazarcı esnaflarımızdan. Cuma günü, cuma pazarımızın daha biraz yoğun olduğunu buradan söylemek gereği duyuyorum. Çünkü yarın tabii ki ilk çarşamba olduğu için tüm yoğunluk çarşamba pazarında olacak. Ama biz pazarcı esnaflar olarak bu istasyon pazarımızı, çarşamba ve cuma pazarımızı bu 3 gün boyunca Akhisar halkına hizmet etmek için tezgahlarımızı kuracağız. Bizim Akhisarlı esnaf, Akhisarlı tüketicilerimizden istediğimiz Akhisar sokaklarına evlerinden çıktığından itibaren maskelerini takmalarını önemli biz buradan belirtmek istiyoruz. Aynı şekilde pazarcı esnaflarımız da tezgahlarında satışa sunduğu malların satışı esnasında her bir pazarcı esnafımın maskelerini takmalarını önemli rica ediyorum. Bu süreçte Akhisar Kaymakamımız Sayın Sabit Kaya Beyefendi başta olmak üzere Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Duttulu, İlçe Tarım Müdürümüz Sayın Ahmet Kılıç, Zabıta Müdürümüz Mustafa Yıldırım ve ekipleri ve pazarcı yerlerindeki tüm pazarcı esnaflarına hizmet için daha sağlıklı, daha güvenirli bir ortam yaratabilmek için ellerinden gelen tüm yetkileri kullanarak pazarcı esnaflarımızın yanında oldular ve hala da yanlarında olmaya devam ediyorlar. Buradan pazarcı esnaflarıma da seslenmek istiyorum. Akhisar halkımız 3 ay boyunca gerçekten ciddi bir boyutta pazar yerlerimizi tercih etti. Çünkü pazar yerlerimiz daha güvenilir, hava sirkülasyonunun olduğu yerler. Bunun için biz pazarcı esnaflarımızda bu 3 günlük süreçte pazarlarımızı hiç aksatmadan Akhisar halkına hizmet edebilmek için kurmalıyız. Buradan Göl Marmara pazarına gidecek tüm pazarcı arkadaşlarımız, Göl Marmara pazarı normalde pazartesi günü kurulan bir pazardı. Göl Marmara pazarımız bu hafta cuma günü kurulacak. Cuma günü kurulacak olan Göl Marmara pazarına gidecek arkadaşlarımızı da buradan bilgilendirmek istiyorum. Salı günleri kurulan, yani bugün kurulan Akselendi pazarımız, yarın çarşamba günü Akselendi pazarımıza gidecek esnaflarımız da yarın pazarlarını kurabilirler. Dün toplantıda jandarma komutanımızla böyle bir karar aldık. Zeytinliova pazarımız cuma günü kurulan bir pazarımızdı. Cuma günü tekrar Zeytinliova'da pazarımızı kuracağız.
Süleymanlı pazarımız gene cuma günü kurulan bir pazarımızdı. Gene aynı şekil cuma günü kuracağız. Mecidiye pazarlarımız, Erdelli, Sindelli tarafındaki olan pazarlarımız da perşembe günü kurulmak üzere bu süreci bu şekil atlatacağız. Değerli Aksarlılar, çok kıymetli pazarcı esnaflarım, burada bu süreçte pazar yerlerimizde alışverişlerinizi yaptığınız esnada herhangi bir olumsuzlukla, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınızda Akhisar pazar yerlerimizin girişlerinde zabıta noktalarımız bulunmaktadır. Zabıta noktalarına gerekli şikayetlerinizi burada bildirebilirsiniz. Zabıta arkadaşlarımız gerçekten gerekli müdahaleleri yapmaktadırlar. Değerli pazarcı esnaflarımız, buradan ben bunu sizlere özellikle söylemek zorundayım. Dün Akhisar Kaymakamımız Emniyet Müdürümüze gerekli talimatları vermiş durumdadır. Emniyet Müdürümüz de tabii ki işin İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerine göre hareket etmek zorundadır. Tezgah aralarındaki mesafeler, 3 metre arasındaki mesafelere muhakkak uyunuz. Satış esnasında maskelerinizi muhakkak takınız. Eğer bu kurallara uymayacak ve uymayan esnaf olursa 3150 TL para cezasına çarptırılacaktır. Bunun için ben buradan bu bilgileri Akhisar halkına ve pazarcı esnafına verme gereği duydum. Çok değerli, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız bugün de bizlere hizmet ettiği için, bizleri kırmayıp geldikleri için ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan basının söylemek istediği, sormak istediği bir şeyler varsa da onları cevaplayabilirim. Sayın Başkanım, bu yapmış olduğunuz açıklamayla beraber dün zaten bazı sitelerde yayınlandı biliyorsunuz. Evet. Aslında bu birlikleri değil mi? Belediye böyle bir şeyi sizden, yani en azından size söylemesi gerekmiyor mu? Yani sizin neden açıklama yapmanızı beklemeden bunu bizlere sağladı. Çünkü bu haberlerin hepsi bize de geldi. Evet. Ama siz bize telefon ettiğiniz için biz o haberleri yapmadık açıkçası. Eyvallah. Şimdi galiba bir yanlış anlaşılma oldu. Akhisar Belediye'mizin haber sitelerine göndermiş olduğu haberde sadece 3 günlük bir şey vardı. Onu yayınlamışlar. Haberin çok da bir şeyi yok, içeriği yok. Ben dün bazı abilerle, basın mensuplarıyla görüştüm.